Herkese selamlar dostlar. 20 Mart 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 10 adet mücadelem var. Hem ideal tercihler, yüksek oranlı tercihler ve bazılarına sizlere doğrudan skor önerisi yapacağım. Değerlendirecek herkese şimdiden bol şanslar. Milyar öncesi son zaten dolu bülten olduğunu söyleyebilirim. O yüzden güzel maçlar seçmeye çalıştım. Cumartesi'ye nazaran daha güzel bir bülten var. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Şimdi sizlere bir skor yarışması yapmak istiyorum. Barcelona Real Madrid maçı var bildiğiniz üzere. Eğer bu skoru biliyorsanız zaten Mart ayının sonuna kadar zaten 11-12 gün sonra grup yenilenecek. Bilen herkesi katı Telegram gruplarımıza dahil edeceğim. Sadece yapmanız gereken Real Madrid Barcelona maçının Santiago Bernabéu'da oynanacak mücadele. Ne olur maç skoru yoruma yazmanız yeterli. Bilen herkes zaten Instagram'dan da bana yazsın. Ben de zaten kontrol edeceğim. Kontrol ettikten sonra linklerini zaten atarım. Sadece yapmanız gereken Real Madrid-Barcelona maçının maç skorunu bilip videoyu da beğenirseniz 10 numara olur. İsterseniz direkt başlayalım. 10 adet mücadelem var pazar gününden. Sabah sabah videoyu çekiyorum. Direkt montajlayıp yükleyeceğim zaten. Şimdi baylar sizden yine aynı şekilde art 300'ün üzerinde bir like seviyesi. Like'larınızdan dolayı teşekkür ederim. İsterseniz başlayalım direkt. Dundee ile Rangers mücadelesi. Rangers'ın... Avrupa'da zaten maç oynadı takım biraz yorgun olabilir mi? Tabi ta takımda biraz yorgunluk hissedilebilir. Zaten 1. 18 gibi olan oyunu açmışlar. Rakip biraz zaten seviye olarak bu sezon iyi bir rakip değil. Rangers göre kalite farkı çok fazla var. Oynanan oyun olarak da zaten fark var. Burada benim dikkatimi çekmek istedim. Rangers'ın bak puan durumunu göstereyim. Aradaki puan farkı arkadaşlar 3. Rangers'ın bu maçtan sonra Celtic'le mücadelesi var. Ama maç 13 gün sonra yani dinlenme süresi olacaktır. Ben burada Rangers'ın zaten galip gelmesini yani galip gelemezse şampiyonluk zaten gider. Bence Astrum bankosu diye nitelendireyim ben bunu. Rangers burada galip gelir. Ama nasıl galip gelir? Şimdi ev sahibi gol atar mı? Ondan bakalım. Ev sahibinin gol marjına ben 0 veya 1 yazdım. En fazla bir gol atar. 2 atamaz Rangers'a diye düşünüyorum ben. da burada atacağı. skor zaten 2-0. Kafamda eksik o 2-0'lık Rangers galibiyeti. Hatta diyelim 3 diyelim Rangers'a. 2 veya 3 yazdım. 4 yazmadım Rangers'a. E, eve ne yazdık? 0 veya 1 yazdık. O yüzden maksimum çıkacak skor 3-1 çıkıyor. Ama zaten doğrudan ideal skor beklentim 2-0 olduğundan dolayı benim. 4.5 altında 2 yaparsak ben bunu kombineme de koydum bu arada. 1.65 gibi oranından değerlendirme altına almış oluruz. Rangers'ın ben hata yapacağını düşünmüyorum. Değerlendireceklere bol şanslar. West Park Rangers'la Petas mücadelesi. Şimdi ev sahibi de playoff'lara oynuyor. Puan durumunda artık hata yapmaması gereken maçlar. Bu tip maçlarda hiç hata yapmaması gerekiyor. Mesela Bournemouth geçen gün bu takımı puan verdi Petas Pro. Vermemesi gerekiyordu. Sonra acısını çekiyor bu şekilde. Şimdi Quest Park Rangers arkadaşlar kendi evinde kolay kolay zaten şunu söyleyeyim. İlk yarıdan kaleyi Abluka'ya alacaktır. Quest Park Rangers'ın maçlarına baktığımız zaman da genellikle ilk yarıdan bir gol bulabilen bir takım. Rakip de zayıfken burada ben çok fazla zorlanacağını düşünmüyorum. Burada direkt galibiyeti benim ideal tercihimdir. Mahsun'u bir direkt yazmışım ben 1.43 gibi orandan. Zaten aralarında oynanan bir oyun farkı olduğunu da belirteyim. Direkt Mahsun'u bir değerlendirdim ben burada. Onun yanında yüksek orandan ne yapabilir diye baktığım zaman da ilk kere bir de. 1.87 gibi orandan değerlendirebilir. Ev sahibinde önemli bir sakat yok arkadaşlar. Gray, Johansen, Cheer bunlar zaten oynayacak ev sahibinde Rangers takımında. O yüzden ilk kere bir de yüksek orandan İlk da 1-0 skorla bitmesini bekliyorum. Maç geneli 2-0 veya 3-0 diye düşünüyorum. Gaziantep-Galatasaray mücadelesi güzel maçlardan bir tanesi bu mücadele. Gaziantep takımında Muhammed Demir zaten geçen maçta öndü. Geçen maç Giresun maçının skoruna kadar bildik. KG önermiştim. Tek farklı bir Giresun galibiyeti 2-1 skora göre de gelebilir diyerekten güzel kazanç elde edenler olmuştu. Burada da şöyle düşünüyorum. Gaziantep takımı Figueredo, Muhammed Demir ile ikisi zaten çift forvet oynuyor santrafor olarak burada. Vetrih ile Maxim'in attığı ara paslarla birlikte veya hızlı çıkışlarda o soldaki Yasir Pehlivan veya Kissu ile birlikte bunlara zaten orta sahadan Vetrih ve de katılabiliyor. Hızlı çıkışlarla geçiş oyunlarıyla birlikte Galatasaray'ın kalesinde pozisyon bulacaktır kendi evine zaten biraz da üretken biraz da ofans oynayan bir Gaziantep takımı oluyor. Galatasaray da zaten Avrupa'dan geldi. Yorgunluğu da olacaktır tabii Galatasaray takımının. Fakat ben burada gol bulmasını bekliyorum. En idealden tek tercih yaptım. Fazla uzatmaya gerek yok bence bu mücadeleyi. Şeygi varın 1.56 gibi oranı var. Golle geçmesini bekledim veya karşılıklı gollerin gelebilecek maçlardan bir tanesi olarak düşünüyorum. Leicester-Brentford mücadelesi. Leicester'da eksikler çok fazla. Bu eksiklerden dolayı sürekli kadroya yeni isimler giriyor. O yeni isimlerde şöyle oluyor. Mesela adam oynamıyor oynamıyor bir anda giriyor. Takım da çok fazla uyum sağlayamıyor. Öyle söyleyebilirim bunu böyle tanımlamak gerekirse. Barnes, Madison, Lukman, Ihanaço ileride oynayacaklar. İleride bir sıkıntı yok Leicester tarafından. Fakat Brentford tarafında da son dönemde güzel maçlar oynuyor. Eriksen de zaten ilk 11'e girdi Brentford takımından. Son 2 maçında 5 gol attı. 5 beş golün 5'i de Tony'den geldi arkadaşlar. Ivan Tony'den geldi. E, gol kralı yarışına girdi sanırım. 12-13 tane golü oldu. Son 2 maçta 5 gol atan Morelli bir forvetimiz var mı? Var. Leicester burada oynarken, kendi evinde oynarken tabii ki pusmuyor şeyde. Kendi birinci bölgesi veya ikinci bölgesinde çok fazla beklemiyor genellikle olarak 3. bölgeye çıkan bir takım zaten. Gerek kanatlardan olsun gerek uzun toplardan olsun. Brentford takımında tam bir, bir nevi kontra uzun top takımı diyebilirim ben burada. MB bu olsun, Kanos olsun. Bunlar zaten Tony'yi bekliyor. Eriksen de orta sahaya eklendiği için o attıkları güzel final paslarıyla bitiricilik yüzdesini de yükseklerde tutabilirse Brentford'un da atacağı bir golü bekliyorum. Ben bu mücadeleyi de KG var olarak değerlendirdim. 1.60'da bunun oranı var. KG'ye değecek oran 1.45 olsa neyse diyeceğim. Fakat 1.60'a değer diye düşünüyorum. KG var tek tercih sizlere önerimdir. Empoli Verona takımı. Verona, Verona takımından eksik çok fazla. 3 tane kart cezalısı var. Çiçerini mesela bu maçta yok. Farioni bu maçta yok. Ivan bu maçta yok. Bunların üçü de kart cezalısı zaten. Lazovic'in zaten bir sakatlığı vardı. Onun dışında birkaç tane daha sakat isimler var fakat onlar önemli değil. Fakat ilk 11'den dediğim gibi 3 tane de oyuncusu bu maçta kart cezalısı. Ben Empoli'yi de zaten bu yüzden favori göstermişler. İlk 11'den Lazovic'i de say 4 tane oyuncusu eksik veren o takımının. Gol bulabilir mi? Tabii ki gol bulabilir. İdeal zaten bu da var tercihidir. Şöyle önereyim. önereyim. Bir 45 oranı var zaten. Muhtemelen gelir zaten birbirine. Benim önerim şu önde. Ben ilk golü Empoli'nin atmasını bekliyorum. Eksikler var. Eksikleri bilen bir Empoli takım var. ilk yarıdan özellikle. Erken dakikalarda da gelebilir. KG var. İdeal maç zaten bir 2-1'e 3-1'e gelecek gibi duruyor. Empoli tarafından ben düşünüyorum. Galip gelirse Empoli gelebilir. İlk golü de Empoli'nin atmasını bekliyorum baylar. İdealim burada KG vardır. Biraz daha yüksek isteyenlere 1.77 gibi orandan ilk golü önerebilirim. Leipzig-Frankfurt mücadelesi. Leipzig duman ediyor. Avrupa'da da oynamıyor zaten. Moskova maçları Rusya'dan dolayı ertelendi. ya yani iptal edildi. Direkt hükmen yendiler. Avrupa'da oynamıyor. Kendi liginde esiyor güllüyor. Acımadan oynuyor. Ya. Enkunku, Olmo, Polsen, Angelinho, Kevin Campbell, Laimer gibi isimlerle saldırıyor vallahi Muazzam bir hücum kadrosu var. Zaten 3-4-2-1 şekilde oynayan bir takım bu. Leipzig takımı. Ya bunu ücum, hücumunu anlatmaya gerek yok. Zaten Enkunku da sanırım Bundesliga'da en formda oyuncularından bir tanesi. ilk üçe girer bence. Şimdilik bu sezon. Şimdi ben burada Frankfurt yorgun. Burada Leipzig kazanabilir. Leipzig'in zaten kazanması muhtemel sonuç. Bence de kazanacak zaten Leipzig takımı. Ben şimdi şöyle düşündüm. Frankfurt bir sürprize imza atabilir mi? Diye düşündüm. Şimdi ev sahibi bir buçuk üstü de açmamışlar. Aslalar onu değerlendirecektim. Şöyle önerebilirim sizlere. Yani i̇dealden. Maç sonu 1-1.5 üst burada önerilebilir. Dediğim gibi Leipzig kazanır mı maçı. Maç sonu 1-1.5 üst zaten yazılabilir burada. 1.42 42 oranı var. Ben bir de yüksek oran önerisi olarak şöyle bir öneri yapmak istiyorum. İlk yarıda koyabilecek kornerler. Leipzig zaten baskı kuracaktır. Özellikle Leipzig tarafından bekliyorum. Frankfurt'ta geçiş oyunuyla birlikte Leipzig kalesine gitmek isteyecektir. Mesela Real Betis maçında da öyle çok oynadı. Deplasmanda özellikle ilk oyunda o 3-1'lik galip ya 2-0'lı 3-1'ine galip geldi ya. Orada geçiş oyunuyla çok fazla pozisyon buldu anlatmıştım. Burada da geçiş oyunuyla birlikte Leipzig kalesine giderse onlar da korner bulabilir. İlk yarı 4.5 üst kornerde 1.80 gibi oranı var baylar. Vitesse büyük mücadelesi. Ben Vitesse'nin Openda da bir forvet var. Bakın. Bu adam böyle fakir Lukaku gibi bir şey bu da aynı şekilde Traore'ye benziyor. Kaslı maslı, yapılı bir adam. Bu adamı besliyorlar zaten takımın en golcü ismi de Openda sanırım ama kaçırıyor da yani. Kale dibinden geçen maçını izlemiştim 4-1 yendiği mücadeleyi izledim. Çevirdi ilk yarı 1-0 içeri girdi ondan sonraki maçı çevirdi 4-1. O maçı izledim kale dibinden vuruyor, daha taşa şut çekiyor. Besleyebilirlerse iş yapabilirler bunlar da bir Roma mücadelesi oynadı. Burada ama rakip biraz zayıf diyebilirim burada kendi evindeki oynadığı maçlarda da e, bu tür rakiplere kadar bu tür rakiplere gol atabiliyor yani. 2 tane 3 tane atabiliyor. Galibiyetinden ziyade ev sahibi bir buçuk oranı var burada. 1.49 gibi oran açmışlar. E, onu bir idealden aldım. Skor beklentimi söyleyeyim. Direkt yazmışım ben yani. 2 birlik bir vitesle galibiyeti yazmışım. Onu da belirteyim. Fenerbahçe Konyaspor mücadelesi. Burada ilk gol gelirse KG'si gelir. Bu maçın KG'si gelmemesi için ya golün dakika 80'den sonra gelmesi lazım. Bir tanesinin atıp 1-0 kazanması lazım. Veya maçın 0-0 bitmesi lazım. Çünkü zaten Konya'nın oyununu biliyorsunuz. Fenerbahçe'nin oyununu biliyorsunuz. Son haftalarda zaten Arda Güler ha, maşallah var diyelim. Nazar değmez inşallah. Emre Mor gibi kaybolup gitmez umarım. O da kara gümrükle hat-trick yaptı da. Her neyse. Şimdi burada kim golü atarsa kalesinden baskıyı gören taraf olacaktır. Konya mı gol attı? Fenerbahçe baskı yapacaktır. Fenerbahçe mi gol, attı? Konya Fenerbahçe kalesinde pozisyonlar bulacaktır. Diye düşünüyorum. Öyle bir mücadele olacaktır. Tabi beklenti yüksek bu maçta. Golü bir beklenti var. 2-2'lik bir beklenti var. Ev sahibinde Mert Hakan Yandaş kart cezalısı. Deplasmanda da Konya'da Eray Minişcan kart cezalısı olarak gösteriyor. Altay Kale de çok iyi. O biraz beni korkutuyor. Ama Konya kanatlardan olsun. Özellikle Hamilton Bunlar niye sattı Antalya bilmiyorum. Şu an 10 numara oynuyor gayet güzel bir şekilde. Konya'ya fayda sağlıyor. İdeali burada KG vardır. Bir yapmış gibi olan KG varlara bugün hepsi bir yapmış sanırım. Bir 59, bir bir Başka Empoli'yi önerdik. Bir, 46. Onun dışında yok zaten. KG var idealdir baylar. Burada. KG var aldık mı bir gibi orandan. Ben burada ikincilik mücadelesi olduğundan dolayı bakın. Fenerbahçe burada ikinci olma şansı da var. O yüzden Fenerbahçe'nin burada galip gelmesi muhtemeldir. Ama ben direkt şöyle maç sonu 1 demeyeceğim. Handikap 0. 3.30 gibi oran. 3.30 gibi oranı var. 2-1'lik skora göre tek skor 2-1. Handikap 0. Bunlar yüksek oran ve skor tercihlerim. KG'de zaten bence gelecektir. Kombineme de ekledim. Tottenham Weston mücadelesi. Bu tür maçlar bir nevi taktik savaşı olabiliyor. O yüzden tıkanabiliyor. Ama bu tür maçların ilacı İlk yarıdan bir tane gol gelirse ikinci yarıda bir veya iki tane çıkıyor. 2-3 gol bandında bitiyor. Ağırlıklı olarak böyle bitiyor. Taktik savaşı bir nevi burada. O yüzden benim burada tek tercihim var. Fazla da uzatmayayım. Yüksek oranlı tercihim olacak. 1.84 gibi oranı var tercih. 2-3 gol tercihin oranı. Şöyle göstereyim. 1.84. Başka bir tercih yazmadım. Geçen Tottenham Brighton mücadelesinde tam 2-3 gol tercih söyledim sizlere. 2-1. 2-0 bandında bir skor beklediğimi belirtmiştim. Yine bu maç beraberliğe yatkın veya biri alırsa 2-1. Yani 2-0 da bitebilir. Tam 2-3 gollük maç. Fazla bir tercih yapılmaz bu mücadeleye. Real Madrid Barcelona mücadelesi. Bu maçın maç skorunu zaten sizlere sordum. Yorumlara mutlaka yazın. Bilen herkesi katıl Telegram gruplarımıza dahil edeceğiz onu da belirteyim. Ben burada Real Madrid'ciyim. Hala Madrid diyorum. Real Madrid kazanır diyorum. 1.87 gibi oranı var. Barcelona son dönemlerde toplayabildi. Galatasaray maçını falan çıkartıyorum. E, genel olarak bir toparlanma var Barcelona adına. Fakat Real Madrid adına bu şampiyonluk maçı değil zaten. Real Madrid bence zaten şampiyon oldu çoktan onu da belirteyim. Ama bir nevi prestij mücadelesi. O yüzden Real Madrid'in burada kazanması benim için önemli. Maç sonu 1-1-87 gibi orandan direkt öneriyorum. Real Madrid bu maçı da izlerim. Gayet güzel, keyifli bir mücadele olur. Toplamda 10 mücadele anlattım. İdealden yüksek oranlı tercihlerden, skorlardan bahsettim. O oluşturacağınız kuponlarda bol şanslar sizlere bir adet kombin önerisi yapacağım. Kombin önerim şu şekilde ekrana gelsin. Rangers mücadelesini aldım bahsettim. Rangers takımı biraz yorgun ama şampiyon olma ihtimali var. Son Celtic mücadelesi var Rangers'ın bu maçtan sonra. Kazanır fakat maçın 5 gol. Aa bu maçı 3.5 alt yapmışlar ben 4.5. Buçuk... Tamam bunu da okeyim ben buna da okeyim. Ben 4.5 alt sanıyorum da 3.5 altını açmışlar. Şöyle tekrar ben kendi ekranımdan bakayım. Harbiden 3.5 alt açmışlar. Tamam ya 2-0'da kalır beklentim vardı benim zaten. O yüzden maç sonu 2-3.5 alt 1.65'ten aldım. Fenerbahçe maçına da KG var aldım. Böyle bir kupon oynarsanız 2.64 gibi orandan değerlendirme altına alırsınız. Oranı bence gayet yüksek. Avrupa'da 3.20 3.30 bantlarında onu da belirteyim. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Seviliyorsunuz. Videoya like atıp kanala abone değilseniz de, abone olarak da, da destek verirseniz Seviniriz. Görüşmek üzere. Bay bay.